Bu sevimli yavru kedi ısınmak için girdiği araç sahibi Enes Yeşil sayesinde şu an hayatta. Üstelik Yeşil itfaiye ekiplerinin bile çıkaramadığı dumanı kendi imkanlarıyla çıkardı ve sahiplendi. Yaklaşık 2 ay önce yine gece gittiğim bir işte çıkışta aracıma binecektim. Bir miyavlama sesi aldım. Genelde de zaten kontrol ederim böyle soğuk olduğu zaman havalar. Daha sonra baktım kediyi bulamadım. Kendimi çıkaracaktım çaba sarf edip. Daha sonra itfaiye aramak durumunda kaldım. İtfaiye hemen geldi 5 dakika içerisinde. Bayağı uğraştılar 3-4 kişi. Altına girdiler. Kediyi bir türlü göremediler. En son gaz verdiler arabanın alt kısmına. Kedi birden araçtan fırladı. Ancak yola fırladı, bir arabanın altına girdi. Altından tekrar geri çıktı. Tekrar geldi, aynı yerine girdi. Daha sonra itfaiye görevlileri bu durumun çok olduğunu, çıktığı yere bir daha girdiği zaman yani öylece bırakmaları gerektiğini söyledi. Bir gün sonra, belki bir gün sonra çıkarmış. Aracı dokunmamam gerektiğini söylediler. Daha sonra gitti itfaiye ekipleri. Dedim ki şimdi tamam ben bırakayım arabayı burada, eve gideyim minibüste taksiyle, sorun değil. Ama dedim bu kedi buradan çıkınca buna alıştığı için bir daha gidip girecek. Bu sefer birinin altında ölecek. Bir arkadaşımın arabasından kiriko aldım. Kaldırdım ön tekerden havaya. Görebileceğim bir açıda mı diye. Arabanın altı da pek müsait değil. Diğer arabalar gibi hemen gözükmüyor. Sonra ufak bir açıdan böyle gözlerin parıltısını gördük. Daha sonra iyice havaya kaldırıp elimi soktum. Çıkardım oradan. Çıkarttığım gibi baktım küçücük bir şey zaten avuç içi kadar. Direkt arabanın içine attım. Dedim bu kedi dışarıda kalırsa ölür. Muhtemelen annesi de yok ki zaten bulmuş olurdu yoksa onu. Miyavlardı başında. Daha sonra getirdim buraya. 2 aydır bizimle işte. Gayet güzel. Hırçın. Pek sevdirmiyor kendini ama inşallah biraz daha büyüdüğü zaman daha güzel olacak. Bayağı korkmuştu yani. Çünkü titriyordu elim aldığım zaman. O yüzden direkt arabanın içerisine attım biraz ısınsın diye. Zaten küçücük yani. Bir karış bile var ya da yoktu. Daha sonra evdekiler de normalde burada çok fazla kedi var zaten dışarıda beslediğimiz falan ama evde beslemeye o kadar yanaşmıyorlardı. Şu anda benden çok seviyorlardır herhalde kediyi. Yani kedi sonuçta yavru. O alışmış demek ki. Ondan çıksa başkasına girecekti. Muhtemelen birinde de sıcaklıktan ölecekti içerisinde. Veterinere götürdüm. Yani eve getirdikten bir hafta sonra. Çünkü bayağı ürkekti, biraz daha alışsın bekledim. Hani normalde böyle açlıktan bir ihtiyaçtan miyav var ya hayvan, hiç hayatta öyle bir şey yapmıyor. Aracı çalıştırmadan önce kaputa vesaire vurmayı geçtim. Hani klişe olanlar işte kornaya basmak. En azından çalıştırmadan önce 1-2 dakika durup bir aracı dinleseler. Zaten kedi oraya sıkışmışsa miyavlayarak kendisinin orada olduğunu belli ediyor yani. Bir şekilde çıkarırlar. Ve ilk tavsiyem de direkt itfaiye aramaları. Zaten itfaiye çözemiyorsa benimki kendileri de çözmeye çalışabilirler. Ama kesinlikle çıkmayacaksa aracı hareket ettirmesinler. Eğer hareket ettirmiş olsaydınız belki de şu anda... Muhtemelen ölmüştü şu an sıcaklıktan, motorun sıcaklığından. Çünkü çok küçüktü yani. Bir yetişkin kedi olsa iyice bağırır bir şekilde belli eder ama çok az geliyordu zaten sesi. Gözlerini açmıyor değil mi? Uykucu. Cin sabah. Bize hastalar geliyor. Boğaz Köprüsü'nün üzerinde
kedi bulduk diye. Halbuki Boğaz Köprüsü'nün üzerinde kedi bulabilmeleri imkansız. Bunlar o araçlarda kontrol edilmemiş ve çalıştırılmış, sürücülerimiz tarafından çalıştırılmış araçlarla Boğaz Köprüsü'ne kadar gelip bir şekilde yoldan düşmelerinden sonra oluşan, sonra arkadaki duyarlı sürücü arkadaşlar görüp yakalayıp herhangi bir veteriner kliniğe geliyor. Bunları hani engellemek çok basit aslında. En azından daha çok bu kış aylarında başımıza gelen bir şey. Araca binmeden önce şöyle bir sağını solunu kontrol etmek. Altında da yatıyor olabilirler. Altına bir bakabilmek. Bir motor kısmında biraz ses çıkarmak, kabuta vurmak, çamurluklarına vurmak. Kedinin en azından içeriden ya kaçmasını ya da miyavlayarak size orada olduğunun habercisi olmasını sağlamak. Bu miyavlama sesi duyduğunuz zaman da arabanın bir kaputunu açıp bir bakıp içeride var mı yok mu diye bakmak gerekiyor. Eğer varsa hani hem o kedicinin zarar görmemesi hem de araçlarımızın zarar görmemesi açısından bunu kontrol etmek lazım. Hani sürücüler kendi araçlarına da zarar vermiş olabilirler. Bunu bir kontrol ederek bu şekilde binmelerini sağlamak çok fazla zaman kaybettirmeyecektir onlara. Ondan sonra arabalarını çalıştırmalarını tavsiye ederim. Uzuvlarının kaybetmiş bir şekilde gelen kedicikler olabiliyor. Ya da tamamen son anda gelip maalesef kaybettiğimiz kediler oluyor. Ya da yanma olayıyla gelmiş oluyor. Ya da bir yırtık vücudun herhangi bir yerinde o kayışların ya da motorun çalışan aksamından bir yerin zarar verdiği şekilde hayvancıklar geliyor. Ve yani azımsanmayacak kadar çok geliyor. Eğer mesela hani bunu her aracı kontrol etmekten ziyade bu araçların bulunduğu otoparklara ya da sitelerin herhangi bir yerine kedi evleri, kedilerin barınacağı sıcak bir şekilde barınabileceği bir bölge yapılabilirse kediler oradan araçların içine girme ihtiyacını duymayacaklardır. Zaten hem gerek korunabilmek için hem kuytu yerler açısından oraları tercih edecekler. Hem de sıcak olduğu için orada bulunabilecek. Yani bu çok büyük masraflar site şeyine yönetimlerine bir maliyet getirmeyecektir. Hatta bireysel apartmanlarda bile yapılabilecek şeylerdir. Çok basit bir yapı marketlerden aldığımız straforlarla yapılabilecek yuvalar bile var. Kaldı ki belediyelerimiz bunun için yuvalar tahsis ediyorlar insanlara. İstediğiniz zaman herhangi bulunduğunuz, bağlı olduğunuz belediyeyi aradığınız zaman o belediye sizlere bu yuvalardan tahsis ediyor. Bunun için özel ahşapla uğraşan şirketler de kalan artık malzemeleri ücretsiz bir şekilde sadece kargo bedeli karşılığında sizlere tahsis edebiliyor kedi evlerinde. Bunlardan koymak kedilerin araçlardan uzak durmasını sağlayacaktır. Çok tamam, giderse ya. Çok sayıda kedi ve köpek soğuk havalardan korunmak için girdikleri araçların motorunda ölümle karşı karşıya kalıyor. Bu durumu önlemek içinse aracınızı çalıştırmadan önce birkaç defa kaputa vurmanız yeterli.